Bulmaca severler, kanalımıza hoş geldiniz. Beyin kanalında bugün de sizleri eğlenceli ve düşündürücü yeni sorular bekliyor. Bakalım bugün soracağımız soruları bulabilecek misiniz? Çok zengin bir kadın, ertesi gün yurt dışından sipariş ettiği pahalı elbiseyi alabilmek için modasına gidecektir. Bu kadın, yanında para taşımayı sevmediğinden dolayı elbisesinin parasını bir çek defterine yazar. Daha sonrasındaysa bu çeki makyaj masasının üzerine koymuş ve odasından salona geçmiştir. Ertesi gün olduğunda sabah hazırlanan kadın tam çeki makyaj masasından alacakken çekin orada olmadığını fark etmiştir. Hemen dedektife haber veren kadın bir an önce çekin bulunmasını istemektedir. Kadının yaşadığı malikaneye gelen dedektif hemen kadınla birlikte evde yaşayan 3 kişiyi sorgulamaya başlar. İlk şüpheli kadının şoförü, kadının odasına dün akşam arabasının anahtarını bırakmak için girdiğini ancak halıya takılıp makyaj masası üzerindeki her şeyi yere döktüğünü söylemiştir. Bu sırada çeki fark ettiğini ve hemen çeki parfümün altına görünür şekilde koyduğunu belirtir. İkinci şüpheli hizmetçi ise odaya temizlik için girdiğinde çeki fark ettiğini ve kaybolmaması için çeki masanın üzerindeki kitabın altına görünür şekilde koyduğunu söyler. En son olarak da aşçıysa sabah kadının kahvaltısını getirdiğinde parayı kitabın yanında gördüğünü ve kaybolmasın diye kitabın 63. ve 64. sayfalarının arasına koyduğunu söylemiştir. Peki sizce zengin kadının parasını bu 3 şüpheliden hangisi çalmıştır? Parayı çalan aşçıdır. Çünkü kitabın sayfalarında 63. ve 64. sayfalar karşılıklı değil, arka arkayadır. Bu sebeple de para bu sayfaların arasına konulamaz. Telaşla karakoldan içeri giren adam hemen polis memurlarına şunları anlatmaya başlar. İlerideki sokağın köşesinde evin önünden geçiyordum ve içeriden gelen sesleri merak edip pencereye yanaştım. Buğulanmış camı silip içeri bakınca bir de ne göreyim, adamın biri dolapları karıştırıyor. Çabuk giderseniz belki hırsızı yakalayabilirsiniz. Adamı dinleyen polisler hemen hırsız sensin deyip onu tutuklamışlardır. Peki polis adamın hırsız olduğunu sizce nasıl bulmuştur? Polis adamın yalan söylediğini anlamıştır çünkü buğulanmış cam asla dışarıdan silinemez. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da yeni bulmacaları çözmek için karşındaki videolardan birini seçebilirsin. Kendine güvendiğin bir videoyu seç ve soruları çözmeye başla.